Merhaba arkadaşlar, bu dersimde sizlerle birlikte Shoutcast Server kuracağız. Shoutcast Server'dan bahsedecek olursam, daha çok yerel radyolar ve uluslararası radyolarda kullanılan bir sistemdir. Aynı zamanda web üzerinde internet radyoculuğu adına önemli bir ses paylaşım teknolojisidir. Biz de Shoutcast Server'ı kurduğumuzda kendimize bir tane internet radyosu yapmış oluyoruz. Şimdi bu kurulum işlemini ben VPS üzerinde gerçekleştireceğim. Siz de bir VPS'iniz varsa bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz veya da kendi bilgisayarınızda kurabilirsiniz. Yayın yapmak istediğinizde bilgisayar açıp yayınınızı yaparsınız. Şimdi ben server'a giriyorum. Gerekli tüm dosyaları bir yerde topladım. Şöyle yapalım. Sanırsam kurulumdu, değil mi? Şöyle RD. Evet, bu dosyayı indirdim. Ben bunun linkini video altında paylaşacağım. Bir de bir tane deneme müzik alalım. Bunları ben daha önce radyonun serverından Server'da olduğum için kasabilir sistem. Klasörü açıp masaüstüne alalım onu. Şunu da masa üstüne çıkartalım. Şimdi arkadaşlar, radyo kurulum klasörünü açıyorum. Burada gördüğünüz gibi iki tane SEM 2 SEM 4 var. Bunlar bizim DJ programlarımız. Biz SEM 2'yi kuracağız. İnternette materyallerini bulabilirsiniz. Ben daha önce kurulum hakkında bilgilerini bir video derste anlatmıştım. Şimdi isterseniz birlikte hatta bunun video dersini de konu altında paylaşırım. Şöyle bir şey yapalım sizinle. Hemen kuruluma başlıyorum. Server'ı kuruyorum önce. Shoutcast Server'ı buradaki dosyayla. Nereye kuruyor? Bunu kopyalayalım. Program Files Shoutcast içine istediğiniz yere kurabilirsiniz. Evet diyorum. Kopyaladığım yolu çalıştırıyorum ve şu an bilgisayarım yerleşti ve program files içinde Shoutcast'a geldim. Siz de böyle bu şekilde ulaşabilirsiniz analizine ve şuradan isterseniz SEM2 programını kuralım. Programların hepsini kurduktan sonra sizlerle birlikte ayarları inceleyeceğiz. Ve programı çalıştırsın. Şu anda programlarımız kuruldu. Bununla işimiz bitti. Ardından server'ı kurduğum ana dizine geliyorum ve burada sc serve İni yazıyor. Bunu açıyorum. Şimdi ne yapacağım? Şunları açıklayayım size. Şuradaki max user sizin radyonun dinleyici limitidir. Yani bu genelde standart 100'dür. Bağlantı hızınız yüksekse yüksek yapın, düşükse düşük yapın. Bağlantı hızınız derken server'ın bağlantı hızı. Yani 10 megabitlik de olabilir, 100 megabitlik de olabilir, 1 gigabit de olabilir. 10 megabitlik bir bağlantıda bunu 1000'e 500'e çıkartmanın anlamı yok. 100 standarttır. Üçünde de yapabilirsiniz. Şurada password bölümü var. Şu ise arkadaşlar bizim DJ şifremizdir. Bunu hemen değiştirelim. Yani yayına girecek DJ'ye verilecek şifre budur. Ben DJ 1 2 3 yapıyorum deneme amaçlı.
Bir de altına bir tane daha ekliyorum. Ona da admin password ekliyorum. Bu ne işimize yarıyor? Bu da bizim admin şifremizdir. Dinleyicileri atma ve Oto DJ'yi atmak için veya IP banlamak için arayüze girdiğimizde bu admin şifresiyle biz işlem yapabiliriz. Buna da admin 123 diyorum. Ben öyle deneme amaçlı şifreler koyuyorum. Siz tabi daha güvenilir şifreler koyun. Burada da portumuz var arkadaşlar. Port genelde 8000'dir. Paylaşımlı serverlarda bu alınmış olabilir. Onun için ben standart portum, benim kendi adıma 9928 ayarlarım. Siz istediğiniz bir rakamı aralığı koyabilirsiniz. Tabi burada 0 yazmayacaksınız. 10-20 yapabilirsiniz. 20-30 yapabilirsiniz. Gibi port ayarlayabilirsiniz. Daha sonra şuradan dosyayı kaydedeyim. Bu dosyayla işlemimi bitiriyorum. Şöyle aşağıya alayım. Buradaki ayarı yaptıktan sonra ve server'a çift tıklayıp çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu da benim server'ımın ekranıdır. İzleme ekranıdır. Burada da gerekli bilgileri görebilirim. Şimdi isterseniz SEM programından radyomuza ekleyip yayına bir bağlanalım. Window Encoders. MP3 seçiyorum. %128 seçiyorum kalitesini. Localhost takılsın çünkü server'ın içindeyim. 9928 portum. Buraya yazacağım şifre demin söylemiştim. Şuradaki DJ şifresidir. Yani şudur. DJ 123 oradaki şifre. Herhangi bir DJ aldığımızda yayına girmesi için bu şifreyi vereceksiniz. DJ 123 diyorum. Burada radyonuzun adınızı yazabilirsiniz. DJ adı yazılır. Auto DJ diyorum ben. Burada müzik türünü, radyonuzun hangi tür müzik yayın yaptığını yazabilirsiniz. Radyo web sitenizin adresini yazabilirsiniz. Ben boş geçiyorum ve OK'a basıyorum. Şimdi isterseniz şuradan o deneme amaçlı indirdiğim müziği atayım. Ardından şuradan yayına bağlanayım. Şu an radyomuzu test ediyoruz. Yayına başarılı şekilde bağlandı. Şarkıya çift tıklayıp yayına geçti. Şimdi radyomuzun adresi 9420361 yani server IP'nizde bir de portunuz oluyor. Sizin server IP'niz farklıysa onu gireceksiniz. Benim server IP'm 94.23.61.1. Bunu da buradan öğrenirsiniz. Şimdi o zaman şöyle yapalım. 94 23 23 161 1 99 28 2 nokta koydum ve bağlandım. Evet gördüğünüz gibi eğer bu arayüzü başarılı şekilde görüntülediysem radyom server'ı sağlıklı şekilde çalışıyor server'ımız. İsterseniz ses geliyor mu onu da deneyelim. Şuradan listen indiriyorum ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Arzu dostum dostum çalıyor bizim server'da. Burada da Arzu çalıyor. Ben oradan server'ı kapatırsam yani şu yayını kapatırsam aynı şekilde yayında kesilir. Server'ı da kapattığım şekilde yayın kesilir. Bu derste sadece kurulumdan bahsettim. Diğer derste bu panelin kullanımından bahsederim. Bir de biraz daha gelişmiş yani daha üst düzey derslere geçiş yaparız. Derslik bu kadar. Hoşça kalın. Esen kalın.